Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Bir haftadır mama yapıp veriyorum arkadaşlar. Bir de muhabbet kuşlarımızın sularında Metolemi Fort sıvı karışım ile özel karışım toz var arkadaşlar. O ilaçlardan geçiyoruz. Evet, kısaca da size şöyle göstermiş olalım. Yani bunu neden geçiyoruz? Bunu 45 günde bir, 50 günde bir, 3 gün, 4 gün üst üste veriyoruz arkadaşlar. Her gün taze su vermek şartı ile. Evet, 3 gün veyahut da 5 gün ara ile bunları veriyoruz. Her 45 günde bir. Yani bunu verdik. Son gün, 4. günden itibaren 45 gün üstüne sayacağım. 45 gün sonra bunu vereceğiz. Yani 1,5 ay sonra vermiş olacağız. Evet, bunlar ne işe yarıyor? Yani bütün mantar türü hastalıkları, iç parazit olsun, yani iç mantar olsun, bu tarz şeylerin önüne geçiyor. Yani önlem amaçlı bunu 45-50 günde bir veriyoruz arkadaşlar. Yani hasta olan muhabbet kuşlarımız varsa veyahut da direnç kaybeden muhabbet kuşlarımız varsa onların hastalıklarını gidermede veyahut da önlem amaçlı bunları veriyoruz. Dediğimiz gibi iç parazit, iç mantar, ne bileyim E. coli, şöyle içeriğinde göstermiş olayım. Bu etken madde ilaç grupları var arkadaşlar. Yani bu etken madde ilaç gruplarına sahip. Ne bileyim, mantar türü hastalıklarda dediğimiz gibi etkili bir ilaç. Bunu 2 senedir kullanıyorum arkadaşlar. 2 senedir kümesimizi alıyoruz. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar, fiyatı en son aldığımda çift olarak 500-600 TL civarlarındaydı. Yani tanesi 300, yani 250-300 TL civarlarında. Şu an güncel fiyatlarda bilgim yok. Çünkü her geçen gün fiyatlar değişiyor. Yem konusunda olsun, ne bileyim, bütün malzemelerde A'dan Z'ye çoğu şeyin fiyatları değişiyor arkadaşlar. Günlük olarak yani birbirini tutmuyor. O yüzden dolayı fiyat araştırmasını yapın. Açık olarak satılan yerler de var. Karadenizpet.com adresinden de bakabilirsiniz. Karadeniz Üretim'in sitesi var arkadaşlar. Oradan da bu ilaçların açık olarak temin edebilirsiniz. Başka ilaç türleri de var. Yani yem olsun, mama olsun, tohum türleri olsun. Yani karadenizpet.com adresine girip oradan da siparişinizi verebilirsiniz. Buradan da Utku kardeşimize selamlarımı gönderiyorum. Bizi tabii izliyor veyahut da dinliyor ise. Bugün biraz daha iyiyim arkadaşlar. Bugünkü konumuzun esas başlığı arkadaşlar, sezonun ilk Lasiving yavrusunu aldık arkadaşlar. Yani sizlere sürprizimiz bu. Bu sene Lasiving yavru olarak birinci yavrumuzu aldık. Onu hemen sizlere göstereyim. Hatta bugün iki tane yavrumuz var. İki tane yavrumuz çıkmış. Bakın, dişi de erkek de içeride. Bunları çok fazla rahatsız etmek istemiyorum çünkü huylarını bilmiyorum. Genç takımlar. Evet, bu sene Lasiving takviye grupları yaptık. Şöyle izin verse yavruyu göstereceğim ama evet, babamız da çıksın. Hadi bakalım. Evet, annemiz tekrardan yuvaya girmeye çalışıyor. Dediğimiz gibi bu sene Lasiving yavru ilk almış olduk. Evet, bakın tam da annemiz yavrularını besliyor. Evet, iki tane yavrumuz var burada. Yumurtanın bir tanesi dolu. Zannedersem diğerleri de boş arkadaşlar. 3 tane de boş yumurta var. Sağlık olsun. İlk ağızlarında 3 tane ya da 2 tane yavru almak kısmet oldu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu senenin ilk Lasiving yavrusunu aldık. Alt tarafta bir Lasiving takımımız da var arkadaşlar. Bakın, bunlar da kuluçkaya yatıyorlar. Bunların şöyle ufaktan yuvasını açıp bakalım. Evet, 4 tane yumurtamız var. Yumurtanın bir tanesi dolu görüküyor arkadaşlar. Şu an ben canlı gözlerle baktığım için görebiliyorum dolu olduğunu. Evet, şu sol üst köşedeki dolu arkadaşlar. Evet, dişimiz de bu. Maşallah, Lasiving'lerden verim almaya başladık. Evet, sonraki yavrularımız neler var arkadaşlar? Şurada Jumbo Tepeli takımlarımızın yumurtası vardı. Bunların birinci, ikinci yumurtası hayvan yumurtada ölmüş. Veyahut da yumurtadan çıkamamış. Bilmiyorum çünkü bunun çok fazla takibini yapamadık. Üçüncü yumurtayı da ben çıkarttım. Hayvan yumurtayı çatlatmış, çıkamamış. Burada takibini yaptık ama üçüncü yumurtaya kadar takibini yaptık. Yani en son 9. ayın 24'üne yazmışız. Yani üçüncü yumurta da çıktı arkadaşlar. Dördüncü yumurtaya bakalım.
bugün veyahut da yarın çıkacak. Yani 1-2 gün sonra çıkması lazım. Hesaplamalarımıza göre bugün veyahut da yarın çıkması lazım. Dördüncü yumurtanın. Evet, konumuzun başlığı arkadaşlar. Muhabbet kuşu sezonunda, yani lasinik üretiminde, lasinik üretiyoruz. Japonez lasinik üretiminde ilk yavrularımızı aldık. Şu an 2 tane lasinik yavrumuz var. Maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Evet, burada kabak dişimiz var. Bunun yumurtalarının hepsi boş arkadaşlar. Bakın bu da kuluçkaya yatıyor. Şöyle hiç istifini bile bozmuyor kerata. Yani 4-5 tane yumurta var. Hepsi boş gibi gözüküyor. Bunların ilk kuluçkası, daha doğrusu erkeğimizin ilk kuluçkası. Dişiden daha önceden yavru yumurta aldık. Onda bir sıkıntı yok. Erkeğimiz büyük ihtimal çiftleşmeyi sağlayamadı. Çiftleşmeyi sağlayamadığı için de yumurtalarımız boş arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Evet, burada arkadaşlar erkeğimiz Jumbo Kremio erkek. Kremio erkek, yani kırmızı göz arkadaşlar. Bunların da yumurtası var. Yani bir önceki videomuzda muhabbet kuşlarımızın son durumlarını sizlere söyledik ama şöyle kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Yani o videomuzda çok detaya girmemiştik. Burada bakalım yumurta boş mu, dolu mu, bir de ona bakacağız. Annemiz şöyle bir izin verse kerata, onu da şöyle yakından çekmiş olalım. Evet, izin ver bakalım. Evet, burada bakalım kaç tane, 2, 4. 4 tane yumurtamız var. Yumurtanın bir tanesi dolmaya yakın. Yani şu benim tarafımdaki dolmaya yakın. Yani şu an için bakalım birkaç gün sonra belli olur. Yumurtanın boş veyahut da dolu oldu. Dişimiz Jumbo Lasevik. Erkeğimiz ise dediğim gibi Kremio Kırmızı Göz Jumbo erkek. Evet, maşallah kümesimizdeki gelişmeler bunlar arkadaşlar. Burası dişilerin olduğu salma. Burada rainbowlarımız var. Onlar ilk yünü atıyorlar. Geçenlerde bir çift rainbow'u 1500 TL'ye sattıklarını duydum. Yani bir çift violet rainbow 1500 TL'ye satıldığını duydum. Yani ben hiç bugüne kadar bu fiyatlarla satmadım. Bilmiyorum, hayırlısı olsun. Bakın şu karşıdaki violet olacak arkadaşlar. Karşıdaki violet olacak. Dişi olacak. Dişi. Onu belki kümese ayırabiliriz. Bir de karşıda var bakın. Leylak yeşilimiz var. Yeşil renkte rainbow'umuz var. O biraz tüyünü attıktan sonra biraz daha koyulaşacak. Yani koyu renge bürünecek. Yani şu erkeğimiz gibi olacak. Onun rengi buradaki erkeğimiz gibi. Hemen hemen bu erkek gibi olacak arkadaşlar. Evet. Bakalım o dişi kümese ayırma durumumuz var. Arkadaşlar, lasiviklerden yavru bahsetmişken burada lasiviklerimizin yumurtası var arkadaşlar. Burada da 4 tane yumurtamız var. Yani yumurtalar doluydu. İsterseniz şöyle bir bakalım. Belki de yavru çıkmıştır. Bilmiyorum. Bugün hiç bakmadım. Evet, 2, 4. 4 tane yumurtamız var. Evet, bunların 4'ü de dolu arkadaşlar. Lasiviklerden bu sene inşallah verim alacağız. Bunlar Mersin'den aldığımız lasivikler arkadaşlar. Mersin'den aldığımız lasivikler. Bunu Mersin'den aldık. Raşit Kutlu bu arkadaşımız var, ondan aldık. Dişisiyle anlaşmadığı için dişisini değiştirdik. Onun dişisini arkadaşlar, onun dişisini buraya aldım. Onun dişisi burada. Bu takımlar ise Mardin'den aldığımız takımlar. Onlardan şu an için bir verim alamadık. Yani Mardin'den aldığımız takımlardan şu an için bir verim alamadık. Üst katta yavrularımız var. Yani bu videomuz yavru göstermiş olduk bu videomuzda. Bakın burada kaç tane yavrumuz var? 2 tane Jumbo yavrumuz var. 3 tane de Jumbo kırığı diyelim biz ona. Jumbo kırığı yavrularımız var. Maşallah. Bunlar da renklenmişler, büyülenmişler. Yani bunlar 2 haftaya kadar yeme düşerler. 2-3 haftaya kadar yeme düşerler. Onların takibini yapıyoruz. Arkadaşlar, sarılarımız kırmızı göz, Lutino. Bir tane siyah gözümüz var sarılardan. Bakın babamız bu. Annemiz ise Japonez mantolu tepeli. Onların altından kırmızı göz geldi. Yani maşallah güzel arkadaşlar. Bir de geçen videoda da bahsetmiştim. Bunların yumurtası olduğunu söylemiştim ama hayvanlar meğerse yavru çıkmış. Yumurtadan yavru çıkmış. Yani biz de şaşırdık. Biz de sizden beraber öğrenmiş olduk. Bunların yavrusuna bakalım. Bakalım bunların kaç tane yavrusu var. Evet, bunların şu an için bir tane yavrusu var.
2, 3, 3 tane yakında dolu yumurtamız var. Şu an canlı gözlerle baktığım için fener yardımıyla baksam yumurta dolu mu boş mu daha net anlarız. Ama şu an için bir tane yavrumuz var burada. Maşallah Allah bereket versin diyelim. Evet arkadaşlar, Lutino takımlarımız var. Bunu da İskenderun'dan aldık. Serkan Kaya kardeşimizden aldık. Şu an için bir durum yok bunlarda. Bakın mama yiyorlar ama mamayı nasıl dağıtarak yiyorlar. Mamanın çoğunu hep yere atmışlar. Yani bu takımlar da öyle yapıyor. Şu takımlar hatta mama kabını ters çeviriyor. Yani mamanın bir kısmını yiyorlar. Diğer kısmını ise bakın hep yerde mama lekeleri var. Mama döküntüleri var. Mamayı hep yere dökmüşler keratalar. Canları sağ olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Onlar dökse de etrafı batırsa da biz yine haftada bir tavalarımızı temizliyoruz. Temizlik, en son videomuzda temizlikten bahsettik. Yerlerimizi sildim arkadaşlar. Yerler şu an pırıl pırıl oldu. Yani yerlerimizi sildik. Dişiler koğuşundan bahsedecek olursak Rainbow'lardan bahsettik. Onlar ilk tüyünü atıyorlar. İkinci tüyünü attıktan sonra renkleri oturur, renkleri güzelleşir. Yani Rainbow'lar 1 yaşına kadar renk değişimine girer arkadaşlar. Yani bu dediğim Rainbow'lar biraz daha koyu renk alacaklar. Yani bahsettiğim konu o aslında. Yani bütün muhabbet kuşlarından 2 tüy atana kadar bir şey beklemeyin. Yani bir vasıf beklemeyin. Muhabbet kuşlara 2 tüy attıktan sonra 5 ay 6 ay sonrasını kapsıyor. Yani 5 ay 6 ay sonra muhabbet kuşunuz daha güzel olacaktır. Yani yavruyken farklı, 2 tüy attıktan sonra 6 ay sonra muhabbet kuşunuz farklı olacaktır. Yani tüyünü atan muhabbet kuşu daha parlak olur, daha canlı olur. Yani daha desenli, daha güzel olur. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım desteklerinizi sağlarsınız. Son videomuza bayağı bir destek var arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani beni az çok demeden izliyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Evet, kapanışı da Teksaslarımızla yapalım. Bu Teksasları Adana'dan aldık arkadaşlar. Adana'dan aldık. Hakan Ülkmez diye bir abimiz vardı. Ondan aldık. Bir çift Teksasımız vardı. Onları kaybettik. Şu an için kümeste sadece bir çift Japones Teksasımız var. Onlar da bu. Adana'daki Hakan abimiz bu kuşları gerçekten bayağı bir uyguna saydı bize. Yani piyasanın altına saydı diyebilirim. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Büyük ihtimal bizi izlemiyordur veya da dinlemiyordur ama yine sağ olsun biz teşekkürlerimizi sunalım. Sağ olsun, var olsun, bize bu güzelliği yaptı. Hatta kendisinden dalları aldım. Kızıl dalları aldım 10 kilo kadar. Onu da bayağı bir uyguna saymış oldu. Evet. Abimiz sağ olsun, var olsun, bizi kırmadı, uyguna saydı. Evet, bu Teksaslarımızı Ağustos ayında aldık. Yani bunları biraz tüyünün tamamlamasını bekliyorum. Şu an için bunlar eşe hazır değiller. Bunlara mama takviyesi yaparak eşe hazırlamaya çalışıyorum. Evet, umarım bunların da verim alırsak kümesin biraz masrafları çıkmış olur. Evet, Teksaslarımız o. Son olarak da arkadaşlar, sonlar bitmiyor. Son olarak da tepeli Teksasımız şu an yalnız arkadaşlar. Bu da Adem kardeşimizin erkek Teksası. Dişimiz boş yumurta attığı için onu salma kafese aldık. Umarım ikinci ağızda bize dolu yumurta verirler. E vitamini tepkisi yapacağız. Yeni malzemeler aldık arkadaşlar. Çırpan kuş dünyasından yeni malzemeler aldık. Neler aldık? Grönfret marka Taubenfit EL aldık, kızıştırıcı. Mama aldım. Mama Life'ın kurtlu mamasından aldım. Bir de meyveli mamasından aldım. Evet arkadaşlar, bu malzemeleri aldık. Burada çırpan kuş dünyasına da selamlarımızı iletiyoruz bizi izliyorsa. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun sizlerden. Daha başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler.